1965 Sivas doğumluyum. Babamın öğretmenlik yaptığından dolayı ülkenin birçok yerine gezdik aslında. Ve en daha çok ağırlıklı olarak da Kocaeli, İstanbul ve son 20 yılımı da Trakya'da geçiriyorum. 16 senelik bir işçilik hayatım var. Özellikle de tekstil sektöründe çalıştım. Bununla birlikte sendikal mücadelelerin içerisinde yer aldım ve tekstil sektöründeki sendika yöneticiliklerini yaptım. Bir dönem Türkiye Sendikası'nda örgütlenme uzmanlığı yaptım ve şu anda da Emek Partisi'nde yöneticilik yapıyorum. İşçilerle yaptığımız toplantılarda partimizin Tekirdağ'da aday çıkartılmasını önerdiler. Partimiz de bunu değerlendirdi ve arkadaşlarımızın önerisiyle birlikte adaylığımızı ilan ettik. İşçilerin yönetimlerde yer almasının mekanizmalarını yaratmak gerektiğini düşünüyoruz ve bunun bir araçlarını yaratabilmek gerek fabrikalarda gerek mahallelerde meclisler oluşturularak kararlarının buralardan alınarak yerel yönetimlerin de söz sahibi olmaları, kentin yönetilmesinde söz sahibi olmalarını sağlıyoruz. İşte bunun için diyoruz Tekirdağ bir emek kentidir ve Tekirdağ'ın emekçiler yönetmelidir diyoruz. Gerek Tekirdağ gerekse de Türkiye yıllardır hep bu anlayışla yönetildi. Toplumun bütün sorunlarının çözümünü sandığa havale edildi. Sandıktan hangi parti çıkarsa o ülkeyi daha iyi yöneteceğini, Tekirdağ'ını daha iyi yöneteceğini söylediler. Bu anlayışın kendisinin, bu tarzın kendisinin değişmesi gerekiyor. Birçok parti ve adayları adaylıklarını ilan ettiler. Bunların arasında evet biz de kendi adaylığımızı ilan ettik. Ama şimdiye kadar ki bütün partilerin belediye başkan adayları hep bizi destekleyin ama var olan sorunlarını çözeceklerini iddia ediyorlar. Oysa biz tam bunun karşısında bir anlayışla adaylığımızı ilan ettik. Aslında halkın kendi örgütlü gücüyle yerel yönetimlere katıldıkları bir anlayışı savunuyoruz. Bunu nasıl hayata geçireceğiz derken aslında Tekirdağ'da her fabrikada, her ilçede, her mahallede kurulacak ve buralardan halkın seçtiği temsilcilerden oluşacak mahalle meclisleri ve fabrika meclisleri üzerinden kurulacak meclislerle yönetilmesini öneriyoruz. Yani bu halkın, emekçilerin, işçilerin hatta üretici köylülerin yerel yönetimlere katıldığı, karar verme mekanizmalarında yer aldığı bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz biz. Marmara Ereğlisi'ndeyiz ve Marmara Ereğlisi'nde Perintos Antik Kenti'ndeyiz. Sürdürdüğümüz seçim çalışmasında halkla yaptığımız görüşmelerde aslında çevre meselesinden tutalım, barınma meselesine, eğitim meselesinden tutalım, tarım meselesine kadar birçok şeyi konuştuk. Ama en çok konuşulan meselelerden birisi işte önünde durduğumuz Perintos Antik Kenti'nin kayıplara karıştığı ve gerçeğinin ortaya çıkartılmadığı söyleniyor. Göre halkının, Marmara Ereğlisi halkının en büyük beklentileri bir tanesi buranın ortaya çıkartılarak bir turizm noktasına dönüştürülmesini sağlamaktan geçtiğini söylüyorlar. Çünkü sadece sanayileşme ile Marmara Ereğlisi'nin yok olacağını, buralardaki özellikle de tarımın zarar göreceğini belirtirken en çok turizm merkezli bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini söylüyorlar. Bölgenin ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi, ilk limanlarından bir tanesinin önündeyiz. Eğer bunları biz ortaya çıkartabilirsek, kendi kaderini terk edilmekten kurtarabilirsek Marmara Ereğlisi'nin de bu süreç içerisinde turizm merkezi olacağını biz de görüyoruz aslında. Buna yönelik çalışmaların yerel yönetimlerde sürdürülme ihtiyacı ortada gözüküyor. Son 10 senede 10 tane seçim peş peşe olduğu için evet. Millet artık baktığına geldi. Kimse mitinge gitmiyor, kimse siyasetle ilgileniyor. Bir de bir değişim görmüyor. Değişim bir de şöyle bir şey var. Eskiden siyaset emek veren partilerde emek veren bayrak asan milletvekili aday oluyordu. Şimdi değil, partiyle alakan yok. Parayı buluyorsun. İşi getiriyorsun. Tekirdağ bir emek kenti diyoruz. Burada 15 organize sanayi bölgesinde 700 fabrika var ve bu 700 fabrikada 300 bin işçi çalışıyor. Emekçilerin en çok yoksullukla mücadele ettiğini görüyoruz. En büyük dertlerinin ve sorunlarının bu olduğunu görüyoruz. Çünkü ortalama ücretlerin asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde olduğu bir çalışma ortamı var. Bununla birlikte çalışma şartlarının ve koşullarının da kötüleştiğini ve buna karşı bir mücadelenin de olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda
zaman da Tekirdağ şimdiye kadar sermayenin talanın açılmış durumda. Trakya'nın, Tekirdağ'ın toprağını, yeraltı sularını, yerüstü sularını kirleterek, havasını kirleterek, denizi işgal edilerek, kıyıları işgal edilerek emekçilerin yaşam alanları neredeyse daha kötü koşullara getirilmiş ki kanser oranlarının en yüksek olduğu mahallelerden birisi Tekirdağ'dadır. İsmi Sağlık Mahallesi olmasına rağmen kanser oranları Türkiye'deki ortalamanın 7 kat üzerinde. Kıyılarımız limanlar tarafından işgal edilmiş de şu anda Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Türkiye'nin önemli çelik, demir çelik fabrikalarından kaplan demir çelik neredeyse Marmara Ereğlisi'nin bütün kıyılarını işgal etmeye çalışıyor. Limanını büyütmeye çalışıyor ve Marmara Ereğlisi halkının da buna karşı aslında bir mücadelesi var. İşte bu sorunların bir taraftan halkın örgütlü mücadelesiyle çözüleceğini, burada birliğin önemli olduğunu görüyoruz. Ama bu dönem açısından da evet emekçiler oylarını da birleştirmelidir diyor. Solumuzda gördüğünüz Devlet Hastanesi'nin temeli. Yıllardır Devlet Hastanesi temeli atılmış ama bugüne kadar herhangi bir işlem görülmemiştir. Şu anda AK Parti'nin ilçedeki en büyük vaatlerinden birisi yine Ergene'ye hastane yapacağız. Öyle bir enteresan şeyin içerisindeyiz ki hemen yanı başımızda aslında bütün Ergene'yi kirleten Çorlu Deresi, mahalledeki kanser vakalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Eğer orada hasta olursanız, kanser olursanız burada tedavi göreceksiniz. Eğer tedaviniz gerçekleşmezse, kurtulamazsanız hemen mezarlık yanında mezarlığa defnedeceğiz. Böyle bir üçgenin içerisinde aslında bulunduğumuz mevki. Bu kadar komik bir şeyin içerisindeyiz. Buranın hastane yapılacağı vaatleri var. Bu talep aslında Ergene'deki işçilerin, emekçilerin en büyük taleplerinden bir tanesi. Mahallenin adı Sağlık Mahallesi olmasına rağmen en büyük hastalıkların olduğu, kanser vakalarının Türkiye ortalamasının 7 kat üzerinde olduğu bir mahalle, bu kadar vakanın olduğu yerde bir hastanesi dahi yoktur. Oysa buraya başta onkoloji servisleri, onkoloji hastanesi olmak üzere tam teşekküllü hastanenin yapılması gerekiyor. Gödüz fabrikadaki çalışan 300 binin üzerindeki işçi, hizmet sektöründeki işçiler, belediye işçileri dahil, üretici köylüler, bugün kendilerinden oy istenilen bu kesimler ama seçimlerden sonra bunların çıkarlarının hiç gözetilmediği, hatta belediyelerin kapısından bile geçmediğini görüyoruz. Oysa Tekirdağ'ın bütün zenginliğini yaratan, ortaya çıkartan bu kesimler. Ama mesele sadece bir sandıkla mı çözülecek? Sadece Emek Partisi'ne verilen oylarla mı değişecek? Açık söylemek gerekirse bunu da şey yapıyoruz. Hele de bu dönemde seçim çalışmaları süreci içerisinde gördüğüm toplumda bir umutsuzluk var. Ancak birlikte mücadele ederek, örgütlenerek çözebiliriz. Biz bir araya gelmeden, mücadele etmeden çözülemeyeceğini iddia ediyoruz. Halkımızın bir şeyin değişmeyeceğine yönelik genel bir tanısı var. Ama asıl seçimden sonra önemini biz anlatmaya çalışıyoruz. Gerek AKP'nin ekonomik politikalarının seçimden sonra daha da ileri düzeye taşıyacağını saldırıları, yoksulluğun, hayat pahalılığının artacağını, ücretlerin eriyeceğine yönelik işçilerin genel bir bilgisi var. İşte burada eğer bizler ve işçilerle birlikte bu mücadeleyi sürdüremediğimiz takdirde bu saldırıları geri püskürtme olanağı olmayacaktır. İşçilerin her hak alma mücadelesi baskı ve şiddetle bastırılmaya çalışılıyor. Hukuksuzluk had safhaya vardı. Yeniden toplumun dizayn edilmesi çalışılıyor. Bunun için Cumhur İttifakı'nın ve AKP'nin bu seçimlerden güç kaybederek çıkmasını sağlayabilmek partimizin ve bizim emeğin adaylarının önemli görevlerinden birisi. Ve aynı zamanda da tabii işçi sınıfınınla birlikte yönetme tarzını anlatmak, onların yönetimde, yerel yönetimlerde yer almasını sağlayacak bir taktiği geliştirmeye çalışıyoruz biz de.